Hani ne oldu bizim kurban? Kurban mı kesiyoruz? Gerçekten mi? Evet. Turgut Hocam, söz verdiğimiz gibi kurbanımızı kestik ve söylemeyeyim dedim ama söyleyeceğim. Ve kurbanımızı kimsesiz çocuklara bağışladık hocam. Oldu mu? İhsan Bozkır verdiği sözler için yaşar hocam. Evet. İşte havuzundamız da geliyor. İhsan Bozkır'ın müthiş organizasyon. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Merhaba. Hayır, nasılsınız? Ne oluyor böyle? Burada? İhsan'ın işleri. Evet, biraz neşemizi bulalım dedim hocam. Sonuçta bugün bizim bayramımız, yani öyle değil mi? Hocam hep kahır, hep çile. Nereye kadar yani? Berna? Evet, herkes buradaysa. Evet, çok güzel. Efendim bugün sevgili Uluçlarımızın küllerinden... Tamam. Yeni... Yeter. Yok, çok fazla konuşmayacaktım zaten. Efendim o zaman bu şeref... Hakan hocam. Evet hocam, bu şeref sizindir. Lütfen. Peki. Sizin hakkınız bu. Lütfen buyurun. Tamam, keseceğim. Evet hocam, lütfen. Tamam. Zahmet. İstedin mi? Evet hocam, temizlendi. Temizlendi. Tamam. Buyurun, buyurun hocam. İnsan hayatında bir takım şeyleri kaybetmedikçe... onun ne kadar değerli bir şey olduğunu anlayamıyor. Bugün de gördük ki... hastalarımız da, bu hastanenin çalışanları da... bu binanın, bu dört duvarın aslında bir hastaneden daha fazlası olduğunu çok net bir şekilde anladık. Allah bir daha anlatmasın. Evet hocam. Açıyorum, kesiyorum. Bravo, bravo, hadi bakalım. Hadi. Buyurun hocam, buyurun. Buyurun, buyurun. İyiyim, hoş geldiniz. İyiyim, buyurun kuvvet efendim. Olur. Teyzem, geç böyle. Allah bir daha geç Uluçların başına koş kaza öyle. Belan vermesin. Sen de getir buraya. Oh! İşte İhsan Bozkır organizasyonudur bu. Koy ablacığım oraya. Koy abla, koy ablacığım. Sarma. Evet, arkadaşlar, bu güzel yemeklerden yemeyen varsa bir an evvel yesin ve işinin başına dönsün. Hadi. Hakan Hoca doğru söylüyor. Bektaş, hadi yavrum şu şeyleri al. Bir iki tane oradan. Tepsi al götür yukarıya. Tamam. Arkadaşlar... tekrar hayırlı uğurlu olsun. Size iyi mesailer diliyorum. Nereye Emine hemşire? Sağlık ocağına. Benim de mesaim başlıyor. Bir dakika Emine hemşire. Burası sizsiz olmaz. Bu şaka olmalı herhalde değil mi? Şakadır bu. Yok İhsan, şaka değil. Gerçek. Ya abla ne diyorsun? Ben sensiz bir Uluçlar hayal bile edemiyorum. Edersin Leyla'cığım. İnsan zamanla her şeyin yokluğuna alışıyor. Buna da alışırsınız. Zamanla. Hadi tekrar hayırlı uğurlu olsun, iyi mesailer. Ne hemşire yapma, gözünü seveyim, nereye gidiyorsun ya? Şefim nereye gidiyorsunuz, bizi bırakın tamam. Onur sonra konuşuruz tamam mı? Haberin var mı? Hadi işinin başına, hadi. Ya Mine. 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 Turgut Bey, odanızda konuşalım lütfen. Mine tamam, anlat anlayayım. Anlatmak zorunda değilim. Çok anlattım, o zaman dinleyecektin. Mine, ne oldu böyle birdenbire? Birdenbire mi? Evet, niye bana bu kadar kötü davranıyorsun ya? Birdenbire mi ben bu hale geldim, böyle davranıyorum sanıyorsun? Senin asıl yanılgın bu zaten Kemal. Ben bu hale gelmeyelim diye yıllarca savaş verdim. Ama baktım ki karşımda savaşacak hiçbir şey yok. Bence bize haksızlık ediyorsun. Tamam, içinden çıkamayacağımız durumlarla karşılaştık. Çözemediğimiz şeyler oldu. Sen bana her zaman çok iyi bir yol arkadaşı oldun. Niye bana şimdi acımasız davranıyorsun? Çünkü ben sadece sana yol arkadaşlığı yaptım. Sen bana yol arkadaşlığı yapmadın. Kemal. Ben bu yolda yalnız yürüyorum. Asıl acımayan sensin. Anlamıyor musun beni? Bu yüzden mi gitmek istiyorsun? Evet.
Eğer ben senin yanında kalırsam, her gün seni görürsem hiçbir şey değişmeyecek Kemal. Hiçbir şey değişmeyecek. Yine biz olarak kalacağız. Ama ben artık değişsin istiyorum. Kendime ait bir hayatım olsun istiyorum Kemal. Asıl beni anlamayan sensin. Her şey seninle ilgili olmak zorunda değil.